hepimizin çocukluğunda yaşadığı Ramazanlar zihnimizde iz bıraktı ve aslında o tatları, o kokuları hala hatırlıyoruz ve o kokularla, tatlarla karşılaştığımızda da bu hatıralarımız canlanıyor. Ben Kayseri'de 7 yaşına kadar Kayseri'de doğdum ve orada çocukluğuma dair Ramazan'la ilgili ilk hatıralar oradan zihnimde kalanlardır. Tabii bahçeli bir evdi ve annem ve komşular Ramazan öncesinde mutlaka kuru yufka yaparlardı. Bir araya gelip işte yufkalar hazırlanırdı. Çünkü o yufkaların gece sahurda da beni mutlaka kaldırmalarını isterdim. O yufkalardan yapılan kuru yufkadan böreklerin ve tabii Ürgüplü bir aile olduğumuz için de bir üzüm hoşafı ve onun türevlerinin ile hazırlanan bir sahur sofrasının lezzeti doğrusu şimdi bile hala damağımdadır ve çok hoş gelir bu tatlar bana. Çok hoş bir terkip. Tabii böyle şimdiki gibi büyük çok çeşitli sofralar yok o dönemlerde ama yine de lezzetli sofralar olurdu ve illaki sahura kalkmak bir eğlenceye sanki şahit olmak gibiydi bizim için. Bir şenlikti çünkü sahur, iftar da aynı şekilde. Ramazan bir şenlik, bir muhabbet, bir hazırlık, bir misafir ağırlama, bir ziyaret demekti. Tabii sonra İstanbul'a geldikten sonra da bu gelenekler yufka kısmı olmasa bile devam etti. Erenköy'de geçti sonraki dönem çocukluğum. Annem için hatırladığım en önemli şey mutlaka Eyüp Sultan'a, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerine her Ramazan gitmek isterdi ve işte Kadir Gecesi çok kalabalık oluyor. Onun öncesi, sonrası mutlaka onu bir bu camilere götürme seyahatimiz olurdu ve yaklaşık olarak da vefatına kadar da hani bu bizim için bir aile geleneği olarak yaşadı diyebilirim. Tabii sonraki dönemlerde de mekanlar çeşitleniyor, farklılaşıyor. Çağ üzerimizde bambaşka etkiler ortaya çıkartıyor. Televizyonlar gündeme geliyor. İşte ben çocukluğumda evde bir eğlence şamata olsun diye Karagöz oynatıldığını perde arkasından hatırlıyorum. Bunu böyle izlerdik ama sonra televizyonlarla birlikte televizyonlarda Ramazan hayatımıza girdi. Ben sonra meslek olarak bir televizyon yapımcısı olmayı seçtiğimde televizyonda bu sefer Ramazan programları yapmaya başladım. Benim için Ramazanlar çok uzun yıl, çok uzun yıl dediğim yaklaşık 20 yıla yakın süredir. Ramazan daha çok televizyonda geçen zamanlardı. Çünkü işte ya sahur ya iftar ve ağırlıklı olarak iftar programlarını yaptım Ramazan aylarında. Tabii böyle olunca ev ziyaretler ve çok fazla vakit ayıramıyorsunuz Ramazan'ın ruhuna ve bir tür Ramazan hazırlıkları program üzerinden çok önceden başlıyor. İşte 2-3 ay önceden işte bu Ramazan hangi sunucuyla yapılsa işte ve birçok bugün Ramazan programlarında sunan ve ünlü olan sunucuların da ilk programlarını yapmış birisiyim. İşte bakıyorsunuz, anlaşmalar yapılıyor, formatlar çalışıyorsunuz, illaki işte müzik ekipleri çalışıyorsunuz, Kur'an-ı Kerimler, VTR'ler. Ramazan öncesi benim için hazırlık demek olan şey yapım hazırlıklarıdır. Yani benim zihnimde ve belleğimde ve uzunca süre bu böyle sürmüştür. Sonra tabii Ramazan'ın içinde aslında Ramazan başladığında yorulmuş oluyorsunuz. Çünkü o hazırlıklar öyle çok da denemeler, demolar falan böyle hemen olmaz. Tabii mekan seçimleri, nerede yapalım? Eyüp mi, Sultanahmet mi? İşte şimdi Ramazan programı yapan birçok arkadaşımda da gördüğüm. İşte Süleymaniye mi vesaire derken Ramazan başlayınca yine bir tatlı telaşımız olur ama yine de mutlaka büyük ekiplere bu sefer iftarlar yaparız büyük ekiplerle. Çalışan herkes, sette çalışandan, işte kameramanına herkesin dahil olduğu büyük iftarlar yaparız. Ve ben tabii geleneksel olarak da bir Kayseri kızı olarak yedirmeyi, içirmeyi ve sofrayı seven birisiyim. Sofra kurmayı, ikram etmeyi. Bunu programların arasında veya programlar akabinde de devam ettirmeye gayret ederim. İşte illa bir çeşit olsun, illa bir farklı ikram olsun sofrada diye. Tabii sonuna doğru Ramazan'ı yorulmaya başlarız tabii bütün ekip olarak. Çünkü 30 gün böyle bir ağır bir tempodur. Nitekim sahur programları yaparken de yine aynı şekilde. Sahur programları yaparken de akşamüstü başlarız çalışmaya iftar öncesinde. Ondan sonra tabii gece sabah namazında ancak eve vasıl oluruz.
Ve tabii bu biraz yadırgatan da bir iş temposudur ama televizyon yapımcılığının ve Ramazan programı yapımcılığının da şeyi bu, ritmi bu, rutini bu. Tabii bunların arka planında benim için önemli olan bu kıymetli isimleri, bunlar dini isimler, dini sohbetleri yapan isimleri tanımak. Mesela Ali Ülvi Kurucu'yu böyle bir Ramazan programında tanımıştım. Medine'den gelmişti İstanbul'a. Geldiğini haber alınca mutlaka bir Ramazan programı yapma talebinde bulundum. Rahmetli kırmadı, kabul etti. Mesela onunla tanışmak benim için büyük bir şerefti. Ve yaptığımız programlarda hala anne bakıyorum, izleniyor kaç yıl öncesinin işleri. Çünkü Ali Ülvi Kurucu özel birisiydi, peygamberi aşığıydı, bir şairdi. İşte çok genç yaşta Medine'ye hicret etmişti. Ve Ramazan onu tanımamıza bizim vesile oldu. Ve bunun gibi pek çok kıymetli hocayla Ramazan vesilesiyle tanışıyoruz. Tabii sorulu cevaplı yaptığımız programlarda da halkın buna ilişkin duygularını, sorularını öğrenme imkanımız oluyor. Aslında bir tür eğitici de bir tarzı vardır Ramazan programı yaparken. Toplumun meraklarını da öğrenirsiniz. Meraklarını, sorularını, sorunlarını, dinle ilgili algısını da öğrenirsiniz. Hani bu anlamda bize büyük bir öğretici mahiyette taşır. Tabii çok güzel Kur'an okuyanlarla birlikte maneviyat, o ruhani iklimi de daha fazla hissedersiniz. Aslında bir tür kopamazsınız o Ramazan'ın ikliminden, havasından. Bu programlar kopartmaz sizi, içinde yaşatır. Şimdi tabii izliyorum, sadece uzun süredir yapmıyorum. İzliyorum, izlerken ki daha farklı ama arkasında yoğun bir emek var. Biraz onun için bunu anlatmak istedim. Hani ben bir televizyon programcısının Ramazan'ını anlatabilirim. Bu şeyle ve tabii Arefe günü bizim için artık finaldir. Yoğun bir temponun ve yorgunluğun finalidir bütün ekip olarak. Bayram gerçekten bizim için bayram olur o yorgunluğun ardından. Program yapmadığım zamanlar, Ramazan'da çalışmadığım, daha doğrusu iş temposunun olmadığı zamanlarda bunu daha iyi hissediyorsunuz. Çünkü o bir telaş. O telaşın içinde insanın düşünmesi çok kolay değil. Ama yine de tabii o temponun da kendi içinde tefekkür ettirdiği, düşündüğü çok şey var. Hani muhatap olduğunuz şeyler itibariyle ama ben tabii sükuneti de seviyorum. Çünkü Ramazan bir anlamda biraz kendimizle baş başa kalmak bir tarafı sosyalleşmek, yani iftarlar, sahurlar sosyalleşmenin vesilesidir. Yani bir yıl görmediğimiz birçok dostumuzla Ramazan'da iftarlarda, sahurlarda bir araya geliyoruz. Gençlerle bir araya geliyoruz ve bir tür muhabbeti aktarıyoruz. Ben geleneğin, yani manevi ruhunun bu sosyal ortamlarda daha da yaşayacağına inanan birisiyim. Mesela bu sofralarımızda oturan gençleri çok önemserim. Çünkü o bir atmosferdir, onu yaşamak lazım. Mesela Samiha Ayverdi önceden sağken İstanbul'da çocuk iftarları yapardı. İlk o geleneği başlatan kişiydi. 80'li yılların içinde, çok gençlik dönemlerinden bildiğim bir şeydir. Mesela o çocuk iftarları çocuklar için, o dönemin çocukları, gençleri için Ramazan'la tanışma, Ramazan'ı anlama vesilesiydi. Yani Ramazan evet çocuklar için bir karagöz, bir takım geleneksel temaşa sanatlarının şeyin ötesinde bir muhabbetin, bir sevginin, Allah sevgisi için bir şeylerden vazgeçmenin, yemekten, içmekten, işte diline sahip olmaktan, başkasına zarar verme konusunda aşırı hassasiyet korumaktan ve bir sürü şeyden vazgeçişin sembolüdür. Çocuklara bunu da o sosyal ortamlarda ancak anlatabiliriz. O sosyal ortamları renkli,
biraz şenlikli kılarak yaşatabiliriz diye düşünüyorum aslında. O anlamda bir tarafı sosyal ama bir tarafı da murakabeye, iç huzuruna, kendini dinlemeye, Kur'an okumaya, işte Kur'an'ı anlamaya ve tefekküre dayalı bir yolculuğu var Ramazan'ın. Hem o hem o, ikisi bir arada. Ben eski Ramazanlar diyen birisi değilim. Ah eski Ramazanlar. Yani insan var olduğu sürece, insan insan olarak fıtratıyla var olduğu sürece formatı değişir. Yani ama sonuçta ruhu aynı kalır. Sonuçta temel ibadet ortak. Yani eski Ramazanlarda da oruç, yemekten vazgeçme, işte yalan, iftira, bir takım bir sürü insanın içinde yer aldığı bir sürü ne diyelim yasaklı şeyden vazgeçmenin, daha çok itina göstermenin, daha iyi bir insan olmaya itina göstermenin bir şeyidir Ramazan, bir daha düşünüldüğü bir aydır. Yani bu Ramazan'da kendini zorunlu hissedersin, daha çok itina göstermeliyim davranışlarıma, kendime, ruhuma daha çok itina göstermeliyim. Bu değişmez yani, bu 300 yıl önce de böyleydi, 500 yıl önce de böyleydi. Ha, tabii ki şimdi teknoloji, hayat çok hızlı akıyor, yollar, mesafeler bizi tefekküre, kendimizle baş başa kalmaya çok da fırsat vermiyor, bırakmıyor yani. Buna vakit de kalmıyor ama yine de eğer yaşamak istiyorsanız yani tefekkürün yeri, otobüste de tefekkür edebilirsiniz. Bir başka mekanda da edebilirsiniz. Bence bunun şeyi yok. Her Ramazan güzel. Her Ramazan bir yolculuk. Her Ramazan o yolculuğu hisseden her yüzyıldaki insan için güzel. Ben o anlamda bizim için de güzel olduğunu düşünüyorum. Sadece şimdi için bir fark olarak gördüğüm misafir ağırlama geleneği zayıfladı. Yani bunu hep yeni jenerasyonda görüyorum. Çünkü Ramazan hazırlıkları da evet biraz zahmetlidir ama bir taraftan o da öğreticidir. Yani bir sofra donatmak, birisine yemek yapmak filan. Hani bunlar insanı terbiye eder, geliştirir, vermeyi öğreten işlerdir. Şimdi mesela bu konuda bir tembelliği daha çok görüyorum. İşte üşenme gibi. Hani daha az iftar sofraları var artık, daha dışarıda yapılan iftarlar var. Daha çok kendi emeğimizle insanlara sunduğumuz, ikram ettiğimiz şeyler çok azaldı. Bu belki eski Ramazanlarla kıyas olarak söylenebilir. Ama sonuçta insanoğlu eğer şey almak istiyorsa, terbiye olmak istiyorsa her dönem buna imkan vardır. Ramazan berekettir tabii, sofrası berekettir, ruhu berekettir, davranışları berekettir. Hani o bereketi her yerde hissedersiniz. Bereketiyle gelir Ramazan. Azı çok eder. Ondan paylaştıkça da çoğalır azınız. O bereketin her zaman, her Ramazan hissedersiniz. Yani siz iyi niyetle yola çıktığınızda Ramazan'da önünüze yardım edeceğiniz insanlar da gelir. İkram edeceğiniz insanlar da gelir. Yani nasibiniz de gelir. Hani o anlam, imtihanınız da gelir elbette, nasibiniz de gelir. Bereket ayı tabii Ramazan. Her şeyin çoğaldığı, azın çok olduğu bir ay. İnfakların da öyle. Yani öyle size az görünen bir infak yaparsınız ama o kadar büyük bir etkiye sebep olursunuz ki. Şimdi deprem dolayısıyla aslında infakı, ikramı bu Ramazan çok 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 daha fazla artırarak yapmanın önemli olduğuna inanıyorum. Defa oruçlusunuz. Yani yemekten içmekten vazgeçiş değil sadece. Yani bu aynı zamanda nefsinizin, canınızın istediği bir şeylerden vazgeçmek.
Tabii bu sizi bir anlamda terbiye ediyor. Yani bu terbiyeye Ramazan'da talip oluyorsunuz. Yani aslında oruç tutmaya başlarken, niyet ederken ben terbiye olacağım. Bu bir ay boyunca canımın istediği şeyleri değil, belli sınırlar çerçevesinde hareket edeceğim diyorsunuz. Bir söz de veriyorsunuz tabii. O yüzden bir alışkanlığa dönüşmesi ne kadar mümkün olur bu tartışılır ama her Ramazan aynı şeyleri yaşamak insanın dilini, zihnini, bir sürü şeyi terbiye eder. Yani ben 30 günün de etkili ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yeter ki bu 30 günü mış gibi yaparak geçirmeyelim de gerçekten terbiye olmayı, dayanıklı olmayı, sabırlı olmayı gerçekten öğrenmeye niyet edelim. Önemli olan niyetlerimiz. Gerisi sonucu Allah'a hali. Hani Ramazan'da bunun terbiyesine başlanır mı? Elbette başlanır. Ziyaretler, yaşları ziyaretler, büyükleri ziyaretler, hayatımızda etkili ve önemli olmuş kişileri ziyaretler, hatırlamak, onların hatıralarını yad etmek, belki bunlar Ramazan'da hani yapmamız gereken işler arasında yer alabilir. Bir kendimize Ramazan'da tutu listesi yapacak olursak eğer, yapılacaklar listesi yapacak olursak bunları da bu vefa ziyaretlerinde bunun içine dahil edebiliriz. Ama tabii bunlar içten gelerek yapılmalı, hissedilerek yapılmalı. Yani yapılmak için değil de gerçekten bunları hissetmeliyiz ki yaptığımız şeyin de bir anlamı olsun, bir ibadet değeri taşısın ve içselleşsin ve kalıcı olsun tabii ki. Çocuklara ve gençlere Ramazan'ı sevdirmek için tabii işin biraz şenlik kısmını katmalıyız. Yani ben mesela Ramazan atmosferini, Ramazan'da süslenmesini her yerin çok önemli buluyorum. Yani şehrin bir Ramazan elbisesine bürünmesi var, evlerin bir Ramazan elbisesine bürünmesi var. İşte ben oruçluyum dediğinizde onu anlamlandıracak bir ortam, bir mekan var. Yani bütün bunları biraz şenliklendirmekte fayda var. Şimdi çocukların ulaşan medya, işte çizgi filmler, kitaplar, hani bütün bunlar da Ramazan süreci içinde önemli ve etkili. Çocuklara Ramazan'ı anlatma, gösterme noktasında. Onlara çünkü sevdirmemiz lazım yani bu ortamı. Bir böyle evladım bu böyledir diye anlatarak da olmuyor. Bugün buna dair birçok format var yani. Film, video, kitap, resim, birlikte bazı etkinlikleri yapmak, birlikte Ramazan'a dahil olmak o atmosfere. Birlikte belki teravihe gitmek. Belki birlikte bir onun da seveceği bir işin içinde oruçlu olmayı ve Ramazan değerlerine dahil etmek önemli diye düşünüyorum. Çok imkanımız var bu zaman eskiye göre bunu daha yaşamak ve yaşatmak için ama çok da meşguliyet ve zihni çelen şey var. O zihni çelen şeylerin içinden arındırılmış bir oruç ibadetinin gerçek mahiyetini anlatan bir eğitim illaki yapılabilir ama illaki de böyle çocukların çok gözüne sokarak, onlara zorlayarak değil, sevdirerek, muhabbetle, biz muhabbet duyar ve muhabbetle yaparsak bu işleri, çocuklar da muhabbetle yapar. Vallahi mukabele galiba Ramazan'da Kur'an-ı Kerim demek, mukabele demek, Kadir Gecesi'nde inmesi demek, tekrar tekrar okumak ve tekrar tekrar yeni anlamlar bulmak demek. Bence oruç insanın canının istediğini yapamayacağını kendi kendine ikna etmesidir. Teravih bir sosyal, bir ortak ibadet sonuçta. Benim için dostlarla yapılan bir şey. Allah karşısında bir Kur'an'ı, birlik olmayı, cemaat olmayı, bir toplumsal ruhu, bir Ramazan ruhunu canlandırmak. Sonuçta tabii ki secde Allah'a ibadetin bir gönüllü sunumu, gönüllü hali. İşleri de şenlik olarak görürüm. Dostlarla yine, çocuklarla, dostlarla karışık. İftarda belki ikramın, muhabbetin, bereketin bir neşüneva bulmuş hali. Benim için herhalde iftar bereket demek, dostlarla muhabbet demek. Hiç üşenmem, her iftar sofraları hazırlarım. Sahur biraz fedakarlık bana, benim için. Çünkü biraz geç, zor kalkıyorum veya kalkarsam yatamıyorum tekrar. Bu anlamda sahur benim çalışma ritmim içinde biraz fedakarlık demek ama
Sahurda oruca hazırlanmanın bir şey nişanesi ve kandiller, sabah ezanları, gün ağarması, hani bütün bunların, bu atmosferin içinde sahur bir ibadete başlangıç. Olmazsa olmazı Ramazan'ın fıtır sadakası ve borcumuz Ramazan'da fıtır sadakası benim için borç demek. Allah'ın bize nasip ettiği o ikramları, o sofraların karşısında bir borcu eda etmek demek. Kadir gecesi dua gecesi benim için, Kur'an'ın indiği gece ve bunun idrak edilmesi ve Kur'an'la, Allah'la bağımızın güçlendiği, zirveye çıktığı bir gece. Ramazan sınırlandırır bizi. Yani her şeyi sınırlandırır aslında. Günlük rutinimizi sınırlandırır, yeme içme düzenimizi sınırlandırır, ilişkilerimizi sınırlandırır. Yani bir tür kendine sınır koymayı öğrenmek demek Ramazan benim için. Ramazan ayı bittiğinde bayrama vasıl olduğumuzda elbette mutlu oluruz. Ama bu sınırların tamamen kalkması anlamına da gelmemeli. İnsan kendini sınırlandırmayı, bunu İslam ve ıslahta nefsi terbiye ediyoruz ama illaki öğrenmeli ve illaki devam ettirmeli. Çünkü böyle insan sonsuz istekleri, sonsuz ihtirasları ve bunların önünde hiç engel tanımayan bir varlık değil ve böyle olunduğunda da dünyanın geldiği yer de belli. O yüzden kendimizi ıslah, dünyayı ıslah ve daha güzel bir dünyayı ortaya koyma noktasında çok önemli bir adımdır. İnşallah Allah devam etmeyi nasip etsin Ramazan'dan sonra da edindiğimiz hasletleri.